sen temsil ediyorsun bu filmde. Sadece sen değil, senin şahsında babaannen de aynı durumda. Ve bir söylemi çok önemli. Sana bakıyor, sen seyircisin diyor. Sen sadece seyircisin bu hayatta. Evet. Bu seyirci olmak Türkiye'nin dramı. Sessiz çoğunluk dediğimiz hadise. Fakat seyirci kalmak, tepki vermemek. Bunun yükünü hissettin mi oynarken? Ben Behçet'i Tommy Sam'la beraber kurarken bu söz benim için çok önemliydi. Yani sen sadece seyircisin bu hayatta. Behçet sadece seyirci kalabiliyor bütün olan yere. Mesela en yakın arkadaşı öldürülürken bile seyirci kalması ve daha sonrasında gene de hiçbir harekete hatta geçmemesi. Hatta bir de muhbirlik. Muhbirlik. En yakın arkadaşını ihbar etmek durumu neredeyse var. Evet. Sonrasında seyircinin mesela beklediği Behçet'teki bir kahramanlık ya da ne bileyim bu seyirciliğinden artık dışarı çıkıp olaylara içerisine girmesini istemesi. Roman tarzında bir anlatım önemli bir adım. O romanın Beyaz Perde'ye böyle başarıyla uyarlanması tabii o zaman insanların eğitilmesinde ve tarihi bugünler için değerlendirmesinde çok önemli bir işleve sahip oluyor. Peki birbirinizden haberiniz var mıydı? Kast tespit edilirken roller kim oynuyor? Aralarına en son ben katıldım. Yani film çekilmeden 6-7 ay önce bana Tommy Sam teklifi getirdi. Senaryo ile beraber. O sıra Beren'in oynayacağını ben biliyordum, Elena rolünü. Diğer rollerde isimler, yani kadronun isimleri belliydi ama bir ay içerisinde oturdu. Ama kadroya en son katılan benim. Onlar öğrendiğinde ne hissetti onu bilemem tabii. Sen makine mühendisi son evet. Sınıftasın galiba. Yok aslında yani bir tane dersim var. Ben ikinci sınıfta ilk işte dizilerde oynamaya başlamıştım. Sonra ikinci sınıfı bitirdim, üçü bitirdim, dördü bitirdim. Hala dizilere devam ederken set aralarında sınavlara çalışıyorum falan. Son bir ders kaldı. Onu da vereceğim artık çok yakın bir zamanda. Peki bunu soruşumun başka sebebi var. Ayrıca sen matematiği çok seviyorsun. Evet. Aşk derecesinde çok aşk seviyorum. Aşk derecesinde. Oyunculukta bir ilişki kurabiliyor musun matematikte? Mesela dansın ritmi oyunculuğu çok etkiliyor. Mozart'ta yapıtlarında hep matematik etkisi aranır. Böyle bir matematikle oyunculuk arasında bir bağlantı kurabiliyor musun? Tabii ki var matematik. Daha doğrusu yapımın, yazımın, senaryonun bir matematiği var. Senaryonun da matematiği var, oyunculuğun da bir matematiği var. Ama yani şimdi biz oyuncular olarak, yazarlar herkese öyle. Yani sadece matematiğine bağlı kalmıyorsunuz ya da sadece hissederek oynamaya bağlı kalmıyorsunuz. Bunların hepsini bir arada karıştırıp en çok o an neyi hissediyorsanız hissederek o matematik kendiliğinden oluşuyor. Sizler sokakta karşılaşınca insanlar ne yapıyorlar? Mesela senden başlayalım. Jennifer'a benziyormuş ya. Özenti değilmiş. Gerçekten Jennifer'a evet. Benziyor musun sen? O kadar da yakışıklı değilmiş. Bir kere biri bana gelip şey dedi yani. Kadir İnanır gerçekten o kadar uzun boylu ve yakışıklı mı dedi. Ben dedim ki hayır. Gerçekten o kadar uzun boylu ve yakışıklı değil. Kel ve fodul dedim kızım. Ne olabilir? Şimdi Yılmaz Bey çok güzel bir şeyden gurur duyduğu haklı olarak. İnsanlar ona Güç Sancısı filminden bahsediyor yolda gördükleri zaman. Bizi gördükleri zaman o kadar da uzun boylu değilmiş Zeynep Salı ya da işte başka bir şey. Yani şimdi biz göz önünde olduğumuz için bunları konuşuluyor olmasından tabii ki rahatsız oluyoruz işte. Yani problem orada kaynaklanıyor ama. Bilmiyorum senin ama de galiba hiç böyle oyunculuk falan hesap yok. Baban öğretmenmiş. Öğretmen. Ama oyunlarda sana rol vermezmiş. Evet kendisi girmiş. Yazardı piyesleri falan. O zaman piyes derlerdi onu. Köyde. Köyün ağasını eleştiren piyesler yazdığını hatırlıyorum mesela. Hiçbirinde oynatmazdı beni. Bu tip şeylere merak salmayayım diye yapmazdı. Biliyorum ben onu. Sonra bir gün böyle bir Nasrettin Hoca'nın bir piyesini yaptı. O zaman zorla bir rol kapmıştım. Eşeğin içinde böyle bir saklanmıştım. Eşek kıç tarafında. En aşağıdan başlamak lazım. Evet oradan başlamak. Merzenin evet. Atması var. Kolay değil bu noktaya kadar tırmanmak. Temeli olacak. Senin de şarkı tarafların var değil mi?
Benim şarkı? Evet. Şarkı tarafı mı? Şarkı. Şarkı, şarkı. Ben sadece bir dönem, bir üniversite zamanı işte yurtta kalırken grubumuz vardı. İki sene böyle bir bateri çaldım, o kadar. Yoksa bir şarkı söyleme gibi bir şey. Bir bar hayatın olmuş. Bar hayatım oldu, evet. Yani öyle bir. Sonra... Ama barda mesela şey çalmadık, yurtta çalıyorduk. Barda arkadaşlarımızla muhabbet ediyorduk bir şey. Ha, o kadar. Arkadaşlarım bana verdiği araştırmalara göre çok düzgün, mazbut bir hayatım var. Hiç böyle jiplerden inerken çekmeyeyim falan gibi hallerin hiç olmadı. Genelde çektiriyorum. Bundan sonraki proje nedir? Valla yazın 3 ayki projem, tatil projem var. Yani mazbut derken evlisin, çocuğun var mı? Yok, çocuk yok. Yeni evlendim. Zaten güç sancısı da balayı yaptığım yer oldu benim. Evlendik. Bir hafta sonra bizim güç sancısı çalışmalarımız başladı. Çocuk şimdi yok, henüz yok. Burçin de çok fazla vakit geçiremedik aslında. Yani ben evlendik. Asidis, Antakya'dayım hala. Filmdi. İşte çok fazla böyle bir beraber yalnız olamadık. Biraz bir döndükten sonra onunla vakit geçirmeyi daha çok istiyorum. Daha sonra çocuk sırası gelir yani. Fakat onu çok dramatik bir lisanla anlatıyordu. Ben işin içerisinde ince bir aşk var, onu anlatıyorum. Evet. Tombis Hanım'ın tüyoları var mı bizim oynayacağımızda? Didar, meşhur İttihatçı fedai Yakup Cemil'in kızı rolündedir. Orada Didar'a aşık olan fakat aynı zamanda da Doktor Nazım'ın başında nöbetçi dikilmiş genç bir teğmen vardır. O teğmen hem tipi itibariyle, tarifleri itibariyle hem de karakteristik tanımlamalar itibariyle birebir ölçekleri itibariyle Murat Bey için iyi bir rol kaynağı. Siz esmer günlerdiği gereken... Ben dedim Tanrı öpünce verene rol çıktı. Demek ki bak, bir şey. Sen de...